Barış mitingine yapılan saldırı sonrasında alanda incelemelerde bulunan Özgürlükçü Hukuk Derneği üyesi 34 avukat tespitlerini raporlaştırdı. Soruşturma işlemleri esnasında tespit edilen hukuka aykırı işlemlerin yer aldığı raporda, mitingin toplanma yeri olan Ankara Garı önünde saat 9.40 sıralarında ard arda patlamalar meydana geldiğini hatırlatarak, patlamanın iki ayrı noktada ve dar bir alanda gerçekleştiğine dikkat çekti. Raporda bombalama eyleminin soruşturulmasının tarafsız ve etkili nitelikte olması gerektiğine işaret edilirken buna karşın hiçbir surette patlamaların gerçekleştiği alanın koruma altında olmadığı, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerine intikal etmediği, olay yerinde bulunan halkın güvenliğine dair hiçbir önlem alınmadığına vurgu yapıldı. Raporda katliamlardan yaklaşık bir buçuk saat sonra olay yeri inceleme ekiplerinin geldiğini ancak savcı gelmediği için işlemlerin başlatılmadığı ifade edildi. Patlamanın gerçekleşmesinden iki buçuk saat sonra başsavcı vekilinin olay yerine gelerek başka savcıların görevlendirileceğini söylediği bilgisi paylaşıldı. Raporda olay yeri inceleme işlemleri sırasında delillerin kaybolmasının önlenmesi, derinlemesine soruşturma yürütülmesinin güvence altına alınması amacıyla hazır bulunmak isteyen avukatlar olay yerinden uzaklaştırılmış ve sadece 3 avukatın hazır olmasına izin verilmiştir. Olay yeri inceleme devam ederken dahi güvenlik önlemleri sadece avukatlar ve yakınları aleyhine alınmıştır. Delillerin güvenliği sağlanamadığından olay yerinin bozulduğu ve bunun önlenmediği açıktır. Bunun gibi olay yerinde birçok insanın delillerin üzerine basarak gezdiği gözlenmiştir. Soruşturma işte avukatların soruşturma işlemlerinin hiçbir aşamasında bilgilendirilmediğinin kaydedildiği raporda derhal toplanması talep edilen görüntü kayıtları ve diğer deliller yönünden taleplerimiz cevapsız bırakılmıştır. Bunun gibi Ankara Adliyesi'ne ulaşan avukatlar nöbetçi savcıya yönlendirilmiş, etkin ve hızlı yürütülmesi gereken soruşturmanın yürütücüsü olan herhangi bir savcı bulunamamıştır. Nöbetçi başsavcı vekiliyle yapılan görüşmede sadece otopsilerle ilgilenildiği soruşturmayla ilgilenilmediği bilgisi alınmıştır. Olayın vehametine rağmen valilik binasındaysa kimsenin olmadığı anlaşılmıştır denildi.